Evet, bir de vertigo hastalığıyla ilgili bir olay var. Onun bir sesini açabilirsek. İşte Aycan burada Derya'nın takımı yarı yolda bıraktığını düşünüyor. Oynayamam diyor. Oynayamam. Ben oynarım o zaman diyor. Hayır, hayır. Yani vertigo var, oynayamam diyor. O zaman üç kız mı? Ben oynayamam demedim. Doktor Doktorun kararı bu arkadaşlar. Kafam, neyse, kafama mı kırayım bir yani? Şey, oyunun kafana şeyine kusura bakmıyorum. Ama yarı yarıda bırakma bir şey. Biraz. Yarıda bırakma değil bu. Yarıda bırakma. Sen diyorsun ki yarıda bırakma değil. Atışlarda yapar mıyım bilmiyorum. Bu doktorun demek ki kararı. Sen korkuyorsun atışlarda eğer atamazsın diye. Bu demek ki vertigosu, sen yarıda bırakıyorsun. Vertigosu olan bilirsen hiç bilmiyorsun ya, demek ki nasıl bir şey olduğunu. Her şey lafta. Lafta mı? Doktora sonra öğren bakalım. Derya'nın performansını da beğenmiyorlar. Çok kötüsün diye de eleştiri yapıyorlar. Zaten takımı kötüsü diye. Peki neden o zaman Derya'yı oynatmak için bu kadar çaba sarf ediyorlar? Oynatmak için mi sence? Sence bu oynatmak için mi? Aman Derya çıksın. Biraz daha belki kötü gösteriyor. Hayır, neden takımı yarıda bırakıyorsun? Oyna, evet, oynaman gerekiyor gibi bir yaklaşım ya bu. Aslında bunu söylemek için. Derya oynasın da zaten kesin oyun alacak diye değil. Derya'nın oynamasını istedikleri için değil bu. Bu tamamen Derya'ya yüklenmek için yapılan. Buradaki olay şu. Derya oynamasın, biz puanı alalım. Ama Derya da oynamıyorsa biz ona yüklenelim. Evet. Hani hem Derya'yı aşağı çekelim hem de takımı yukarı çekelim Derya'yı oynatmayarak. Burada bir anket açsan zaten destek olmadılar da kesinlikle Derya haklı. Evet. Rahatsızlığı var sonuçta, başı dönüyor bu kızın. Ve hiçbirisi de demiyor ki arkadaşlar kız zaten iyi hissetmiyor. Ne oynaması? Yani neden bu kadar yükleniyorsunuz? Hani orada Melis bir şey söylüyor, Aycan bir şey söylüyor, Sercan havaya bakıyor. Her şeyi konuşan Mert. Niye hiçbir şey söylemiyor mesela? Arkadaşlar bırakın kızı, bir kendini iyi hissetsin. Hani Mert mesela neden burada bir yorum yapmıyor? Çünkü biliyor haksız çıkacağını. Yani burada da mesela o anketi aç, %100 Derya haklı çıkar. Tabii. Evet. Yo, doğru, doğru, çok doğru. Bir de burada Derya'nın yani en önemli şey doktor raporu var. Evet. Yani hani bu olduktan sonra kimse kalkıp da hani kolay kolay niye diyemez. Evet. Değil mi? Doğru değil Tabii mi? Yani doktor oynamayacaksın dediği zaman ya da bir sorun teşkil ediyorsa takım arkadaşlarım da bir şey diyemez. Ki yani. Ben şöyle bir şey düşünüyorum mesela. Şimdi Survivor'da herkes kendini göstermek ister. Ben Derya Can olsam, Derya olsam oyuna geldiğim zaman hem kendimi göstermek isterim hem de oyunun bana ne kadar dönük olduğuna bakarım. Aa nasıl bir oyun? Atlamalı zıplamalı denizin içinde. Deniz içinde benim bir avantajım var mı? Var. O zaman bu oyun benim kendimi... Bu oyun beni kendimi göstermem gereken bir yer. O zaman daha çok oynamak isterim. Ama burada o yüzden de Derya'nın ben kaçtığını ya da kaçacağını düşünmüyorum. Gerçekten o hastalığı, pardon, semptom muydu? Evet. Neydi hocam? Kusura bakmayın, düzeltin yanlışım varsa da. Vertigo semptomu olduğu için ve bu daha büyük hastalıkların habercisi olabileceği için de Derya'nın oynamaması doktor raporuyla zaten tescillenmiş. Arkadaşları da bir şey diyemez, dememeli. Bunu kullandıkları zaman da benim gözümde kötü bir duruma düşüyorlar yani. Kesinlikle. Şimdi burada Mert'le de bir tartışması var. İsterseniz ona da bir kısaca bakalım. Mert'le bir gerilim yaşıyorlar. Hakikaten evet. Başlayacağım tartışmada. Orada yarışmacımız var. Elif ben yeme karşı. İçine yapacak. Burada bıdı bıdı tartışıyor size. Arkadan hiçbir şey bitmiyor. Haydi Elif! Derya hala tartışıyor. Derya sus ya. Abi iki dakika. Hadi bıdı 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 sus 2 dakika. Şu burada konuşulmaz ya. Bak orada yanlış yerde Mert giriş yapmış. Şimdi abi. Düşünsene. Mert burada Derya'ya sus diyor da kimse Derya'ya bir şey söylemese, hani oynuyorsun oynamıyorsun diye bir kızı rahat bıraksalar bir tartışma olacak mı? Sen atıştan korkuyorsun demeseler, oyundan kaçıyorsun, takımı tamam, satıyorsun de demeseler. Derya tek başına mı tartışıyor? Yok. Evet. Aycan da var. Aycan'a da bir şey söyle o zaman Mert. Yani yanlış yerde zaten çıkış yapıyor. Mert'in olaya dahil olması burada değil de en başta Aycan'ın ona yüklenirken ki durumunda. Bir saniye, zaten doktor raporu var. Aycan bence bu kadar çok üstüne yüklenme demesi gerekirdi. Ama şey, insanın bazen gözüne de perde iniyor yani. Hiç sevmediğim bir insan. Sürekli problem yaşadığını. İşte zaten asıl problem o. Evet. Yani tamamen cephe alınmış bir kişi. Objektif olamıyorsun bazen hiçbir böyle. Hiçbir şekilde de objektif yani, olamıyorlar. Evet. O yüzden de zaten Derya Can SMS'e dördüncü oluyor. Tabii ki objektif olamazsın ama konu burada sağlık. Kimse objektif olmalarını beklemiyor. Herkes sevdiğine daha böyle vericidir, ılımlıdır. Sevmediğine de bir batar yani. Yok yok şey, ama Mert'in davranışından dolayı. Evet evet ama bu mevzu öyle bir mevzu ki sağlık mevzusu. Sağlık. Yani kimse bir şey demiyor burada ya. Ya çok enteresan. Bir kişi de aynen onu diyeceğim yani. Şu olayda bence Derya yalnız kalmamalı yani. Evet. Hani kız ya bilmiyorum, ben izleyince tamam çok mesela Derya'yı ben dışarıdan görsen derim ki ya kıza bak ne kadar soğuk derim. Hani çok böyle yanaşmaya çekinirim. Ama şöyle elle tutulur bir olayını Aycan'la o barakadaki tartışması dışında bu kadar senin Derya'ya cephe alacağın olayı
Ben açıkçası görmedim. O yüzden gerçekten de anlam veremiyorum. Biraz Derya'ya herkes fazla yüklendiğinden bence Derya'nın yanında olmaya da öbür tarafta çoğunluk var diye yeni gelen arkadaşlar, diğer arkadaşlar çekiniyorlar. Yoksa bence oradan o Mert'in kurduğu ekipten içten içe rahatsız olanlar var ki bunun başında gelen kişi de bence Sercan'dır. Sercan orada bir şey söylüyor zaten bu arada galiba. Ama işte içine söylüyor. Yani evet, evet. Yapıyor çok böyle. Yani sessizce söylüyor ama söylüyor gene. Bana söyle. Ben onu duyayım. Röportajda duyayım. Evet. Adada duyayım. Oyun alanında duyayım. Korkma. Hatta Derya duysun bir kendini bir iyi hissetsin. Evet. Birisi var yanımda. Birisi var yanımda. Tabii ki kesinlikle yani. Böyle olaylar işte Survivor'da polemikler efendim. Neyle devam ediyoruz? Evet, şimdi bu olay tabii ki ne oluyor? Devam ediyor, adaya kadar taşınıyor. Neler yaşanmış izliyoruz. Dünyanın neresinde, hangi sporda, nerede olursa olsun bir takımda huzursuzluk, demotive bir durum varsa o takımdan verim almanız, o takımın başarılı olması imkansız. Bu arada şunu söyleyeyim Derya, senin kişisel hiçbir şeyin yoktu. Aşırı negatif tavırlarına rağmen hiç alttan alıyorduk. Bugün dön önüne bak yaptın ya bana. Bundan sonra abi sen de bana 3 kere bağırdın, bir şey söylemedin. Niye İnsanım bağırdım? Da... Çünkü herkes yarışırken, tempo tutarken sonra da milletle kavga ediyorsun. O yüzden yapma sen Derya. Sen de nedeni biliyor musun Aycan'ın bana? Ha? Sen bana Aycan'ın nedeni biliyor musun? Yusuf. Rahatsızlığından dolayı Yusuf olduğun için dedi. Çıkmıyorsun öyle dedi. Ama bu benim takdirimde değil ki. Sen vertigo. Aycan'ın sana onu demesi Aycan da senin aranda. Ama benim sana şu anda yapma Derya bak yarış var dedikten sonra dön önüne bak ya demen o abi, bana yapılan bir yanlış. Abi sen bana 3 kere bağırdın geldiğimizden beri ben sana ağzımı açıp bir şey söylemedim. Kişisel şeyin varsa kişisele dönüşebilir hiç önemli değil. Ben hayatım boyunca ne bir insana saygısızlık yaptım ne de burada kampta yaptığımı düşünüyorum. Bir tane yarışmacı yarışmaya çıkacak. Bench'te fırtınalar kopuyor. Ne diyorsunuz? Önünüze bakın bilmem ne. Dönüyorum diyorum ki Derya'cığım sakin hatalısın dur şimdi sonra konuş. Dön önüne bana falan. Ya arkadaş ben seni 15 gündür geldiğimizden beri zaten idare ediyorum. Diyorum ki yapma. Yapma Derya yapma. Yapma Derya yapma. Niye diyorum bunu? O potaya adın yazılmasın diye diyorum. Onu yazmak istemiyorum çünkü. Ve ödülleri toplayalım kazanalım diye diyorum bunu. Pozitif bir hava hakim olsun diye diyorum. Bugün artık benim de şalterim attı. Kusura bakmasın abi. Geldiğimden beri bir mobbing baskısı var. Birkaç kişiden susuyorum. Neden var biliyor musun? Susuyorum. Ama sürekli laf sokma. Ya bu kız geldiğinden 2 gün oldu geleli. O bile farkına vardı bazı şeylerin. İşi bana döndürmeyin. Burada herkes düşündüğünü rahatsız olan varsa konsey var isterse yazabilir. Burada kazandığımız, kaybettiğimiz oyun ne varsa onu konuşalım abi. Ben o hissettiğim mobbing neden var biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. Bak, kimi takip çok fazla. Şunu bitir. Mobbing neden var biliyor musun? Çünkü şöyle bir modum var abi. Bir Derya lafı duyduğun anda Derya mı? Bana bir şey mi dedin? Bana bir şey mi dedin? Abi, sürekli geldiğimden moddasın. Beri yapılan bir şey sana yapıldı mı? Yapılmadı. Sen hayır. Bu modda olduğun için o mobbingi kendin çekiyorsun aslında insanlarda. Hiç çekmem. Ben öyle bu benim çekmiyorum. Görüşüm. Mert sürekli adada adanın Survivor'ın böyle padişahıymış gibi davranıyor arkadaş ama hani tamam eyvallah dedim okey dedim dedikleri kararlara saygılı oldum bu zamana kadar. O buraya geldiğimden beri 3 kere bana sesini yükseltti. Ben alttan aldım hiçbir şey söylemedim ona uymadım. Ama ben bugün ona aynı şekilde bana yaptığı gibi karşılık verince adaya geldiğinde bu tartışmanın alevini çakmış oldu. Şimdi şunu söyleyeceğim yani bu olay adaya da taşınıyor ama mesela bana sorsanız ben o adada olsam hiçbiri beni görmese ve toplasalar ateşin etrafını deseler ki ya Hakan 10 gündür bizdesin. Bu adada Mert mi daha çok problem çıkarıyor Derya mı dese ben Mert derim. Ama bu görünmüyor ki. Evet ama işte bunu bir şekilde görmesi lazım yani çünkü yaşanan şeyler zaten hani Mert de kalkıp bunu röportajlara söylemiyor. Mert yaşıyor. Mert Derya üzerinden bir hafif bir kaos çıkardı. Aycan üzerinden bir işte yüksek ses tonu kullandı falan. Mesela bunlar beni daha çok rahatsız ediyor. Mert'le alakalı şeyler aslında çok fazla anlaşılmıyor gibi geliyor bana. Çünkü performansına da bak o kadar çok Mert'ten bahsediyoruz ki sanki performansı da çok iyi gibi. Performansına baktığımız zaman son kaçtaydı? 17. sırada. 20. 17. Peki şimdi bu durum varken takım arkadaşlarından birisi çıkıp da ya Mert bu kadar herkesi eleştiriyorsun.
Ama hiç kendi performansına dönüp bakmıyorsun diye kim söyleyebilir? Kimse söyleyemez. Nedense herkes bir Mert'ten çekiniyor konumunda olduğu için de her seferinde o söz sahibi oluyor. Söz sahibi oldukça bu sefer sanki takımda lider, en iyisini ve en doğrusunu bilen o. Performans anlamında da en iyi o gibi görünüyor. Ama aslında öyle bir durum yok. Yani şu an içlerinden bir kişi çıkıp da artık Mert yeter yani. Hani senin yaptığın yanlış ya da söylediğin şurada yanlış dese olaylar bambaşka boyuta gidecek. Burada Derya konusunda da senin Aycan'la olan arandaki diyalog, hani bizi ilgilendirmiyor kısmına geçiyor ama deniz oyununda baktığımızda da neden sadece o zaman Derya'ya yükleniyorsun? Aycan'a da bir şey söyle. Yani bir şey söylüyorsun ama bu tamamen Derya'ya alınmış bir ön yargıdan kaynaklı. Yani tamamen dışlamışlar ve artık Derya'yı elemek istiyorlar. Bundan sonra da konuşurlar mı konuşmazlar mı bilemem ama bu böyle Derya elenene kadar devam edecek. Yani istediğini alana kadar Mert için. Ben Derya'dan önce çok daha fazla kişinin gidebileceğini düşünüyorum. Yani Derya bir şekilde bence her en şey az olabilir, evet. 6-7 haftada adada yani. Her şey olabilir. Hadi şöyle bir durum var aslında. Mert burada bence çok büyük bir açık veriyor. Şimdi bir insanı eleştirmek farklı, mobbing uygulamak çok farklı bir şey. Evet. Ve sen neden sürekli mobbinge maruz kalıyorsun biliyor musun diyor. Ve ondan sonra bir açıklama yapıyor orada. Yani bir insanı eleştirmek farklı bir şey. Mobbing uygulamak yani bilerek aslında baskı uygulamak bambaşka bir şey. Bunu yaptığını dile getiriyor. Bir de şöyle diyor. Fırtınalar kopuyor. Yani arkadaşımız yarışa çıkmış diyor. Bench'te fırtınalar kopuyor diyor. Ben hiç fırtına falan görmedim yani. Fırtına görmemiş o. Bench'te daha büyük kavgalar, daha büyük tartışmalar görmedik mi biz arkadaşlar Survivor'da yani. Bunu ben de yaşadım. Orada hiç öyle bir fırtına falan koptuğu yok. Ama şöyle söyleyeyim. Çok büyük bir açık veriyor bana göre.